Başkanları, temsilcileri, siyasi partilerimizin temsilcileri, sevgili milletvekillerimiz, sevgili mücadele arkadaşlarımız, bugün savaşa hayır, barış hemen şimdi demek için burada toplandık. Öncelikle hepinizi Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Tabipleri Birliği adına sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Savaşa hayır, barış hemen şimdi. Bir süredir Rusya ile Ukrayna arasında yapay olarak körüklenen gerilim bir haftadan fazla bir süredir savaşa dönüştü. Rusya'nın saldırılarıyla beraber ağır bir insani yıkımla karşı karşıyayız. Bu savaşın ve bu çatışmanın kaybedeni hiç kuşkusuz Rusya ve Ukrayna emekçileri başta olmak üzere bölge halkları olacaktır. Savaş, ölüm, acı, gözyaşı ve yıkım demektir. Savaş, baskı, şiddet ve sömürünün katmerlenerek artması demektir. Savaş, emekçilerin ekmeği küçülürken zenginlerin kasalarının dolması demektir. Savaş, emeğin haklarının tamamen ortadan kaldırılması demektir. Savaş, iktidarların baskı politikalarına kılıf uydurması demektir. İnsan haklarının, hukuk ve adaletin hiçe sayılmasıdır. Savaş, üzerinde yaşadığımız gezegenin, ekosistemin, doğanın tahrip edilmesi demektir. Savaş, daha fazla açlık, yoksulluk, göç ve dolayısıyla tüm boyutlarıyla sağlıksızlık demektir. Ve savaş, artan ırkçılık, cinsiyetçilik ve ayrımcılık demektir. Öncelikle sivillerin can güvenliğini tehdit eden ağır silahlar, saldırılar sürerken Ukrayna'yı terk etmek isteyen herkese tüm komşu ülkeler sınırlarını açmalıdır. Mültecilere sınırları kapatmak veya ırkına, kökenine, inancına göre mülteci seçmek insanlık suçudur. Savaşı durdurmak için geç değildir. Rusya kendi halkının sokaklarından yükselen barış taleplerine kulak vermeli ve saldırılarını derhal durdurmalıdır. Ukrayna'daki tüm yabancı güçler geri çekilmeli, Ukrayna'daki tüm halklar kendi gelecekleri hakkında silahların gölgesinden uzak bir biçimde karar verebilmelidir. Dünya ölçeğinde de tüm askeri paktlar dağıtılmalı, başka ülkelerdeki askeri varlıklar sonlandırılmalıdır. Silahlanmayı ve yayılmayı esas alan politikalardan derhal vazgeçilmelidir. Yaşasın halkların kardeşliği! Yaşasın halkların kardeşliği! Bu talepler doğrultusunda ülkemizi yöneten iktidarın NATO'da genişlemeye yönelik yaklaşımına itiraz ediyoruz. Savaşı değil, yaşamı ve barışı savunan bizler Rusya ile nükleer anlaşmalara son verilmesini istiyoruz. Ülke kaynaklarının savaş politikaları için kullanılmasını ve saldırgan devletleri vergilerimizle beslemek istemiyoruz.
farklı emperyalist projelerin ve yayılmacı hayallerin çatışması emekçilere yıkım getirmekte, dünyayı ve halkları felakete sürüklemektedir. Bizler farklı emperyalist kampların yayılmacı tezlerini, savaş gerekçelerini reddediyor, savaşsız, sömürüsüz, başka bir dünya mümkündür diyoruz. Biz Türkiye'nin emek ve demokrasi güçleri için dünyadaki tüm dostlarımızı savaşa karşı barış, silahlanmaya karşı sosyal haklar, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı halkların kardeşliği, baskıcı iktidarlara karşı demokrasi, emeğin sömürüsüne karşı eşitlik için, başka bir dünya için ortak bir mücadeleye çağırıyoruz. DİSK, KESK, TMOB ve Türk Tabipleri Birliği.